Arkadaşlar merhabalar. Kombinasyonda şekilli sorulara bakacağız. İlk basit birkaç şeyi söyleyeyim. N tane doğrunun kaç kesim noktası vardır derse n'in ikilisi. Bakın 2'nin ikilisi 2 İki doğru 1 noktada kesişiyor. 3 doğru en fazla 3 noktada kesişir. 4 doğru en fazla 6 noktada kesişir ama en az kaç noktada kesişir derse 1 noktada. Bu 4 doğru da olsa, 5 doğru da olsa, 1000 tane doğru da olsa evet bunlar 1 noktada kesişir. Bize en fazla kaç noktada kesişir diye sorduğunda formülümüz n'in ikilisi. Bir de noktalardan bahsederiz. 2 noktadan bir doğru geçer. n noktadan arkadaşlar n'in ikilisi kadar doğru geçer. Örnek 3 noktadan bakın en fazla 3 doğru geçecektir. Gördünüz mü? En az nedir derse 1 doğru tabii ki. Biz en fazlayı göz önünde bulunduruyoruz. Sonra arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Bazen diyecek ki n tane üçgen en fazla kaç noktada kesişir? Formüllerini vereyim şimdiden bilin. n tane üçgen arkadaşlar en fazla bakın iki tanesinin en fazla kesişmesini göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 o zaman n tane üçgenin en ikilisi diyeceğiz. Çarpı 6 diyeceğiz. Ya da dörtgenden bahsedeyim bakın. İki dörtgen en fazla böyle e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 noktada kesişir. Dolayısıyla 8 çarpı diyelim bize dedi ki 5 tane dörtgen. O zaman 5'in ikilisi yapacağız. Bu şekilde söyleyeceğiz. Onu belirteyim. Çemberde ise en fazla 2 noktada kesişiyorlar. Bu yüzden n'nin ikilisi çarpı 2. Bunlar genel klasik sorular arkadaşlar. Biz şimdi tabi so yorumlara bakalım. Bunları herkes söyler. Kitaplarda da var zaten. Şekildeki çember üzerinde 6 nokta ve doğru üzerindeki 5 noktanın herhangi ikisinden geçen en çok kaç doğru çizilebilir demiş. Bakın şimdi yorum yani bunları öğrendin. Hadi gel soruda kullan. Şimdi normalde ne söyleriz? 11, 6 tane oradan 5 tane de oradan 11'in ikilisi yani 11 çarpı 10 bölü 2'den 55 tane doğru demen lazım. Yalnız dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4, 5. E bu 5 noktadan farklı yerlerde değil ki bunlar. 5'in ikilisi 10. 10 tane doğruç yok ki burada. Sadece bir tane doğru var. Neden? Çünkü arkadaşlar bunların hepsi doğrusal. O yüzden 55'ten bir 10'u çıkaracağız. Bakın şimdi burası önemli. Ama bir taneyi de geri eklemeyin. Çünkü biz buradan geçen bütün doğruları sileceğiz derken MG doğrusunu da silmiş olduk. Dolayısıyla totalde 46 tane doğru oluşacak. Bu çember üzerinde sıkıntı yok. Çünkü hiçbiri doğrusal değil bu noktaların. O yüzden direkt çemberin üzerindeki 6 noktadan her türlü doğrular oluşur. Ama burada doğruda 5'i doğrusal olduğu için 5'in ikilisini çıkarıyorum. 1'e ekleme sebebim de tamamen MG'yi de çıkardığım için onu atlamamak için. Bakın mesela şimdi aynı düzlemde bulunan ve sadece 5 tanesi birbirine paralel olan 9 farklı doğru en çok kaç noktada kesişir? Şimdi normalde 9 doğru böyle kesişir ama bu 5 doğrunun arkadaşlar kesim noktası olmayacak. O yüzden 9'un ikilisi 9 çarpı 8 bölü 2'den normalde cevabı 36 deriz ama bu 5 beş doğru... 5'in ikilisi şeklinde hiç kesişmiyorlar. 10 tane nokta yok. Burada kesim noktaları yok çünkü. O yüzden 10'u çıkarıyorum. 26 tane nokta kaldı geriye. Şöyle deseydi bakın mesela onu da yapalım. 1 2 3 3 tanesi doğrusal 7 nokta var. Bunlar kaç doğru oluşturur deseydi? 7'nin ikilisi eksi 3'ün üçlüsü bunların üçü doğrusal. Ama 3'ün üçün üçlüsünü çıkarınca komple şu kırmızı doğruyu da çıkarmış oluyorum. Onu tekrar hesaba katıyorum. O yüzden artı 1 diyoruz. 3'ün ikilisi buradan pardon. Artı 1 demeyi unutmuyorum. 5'i çember 5'i de do D doğrusu üzerinde bulunan şekildeki 10 nokta ile en çok kaç farklı üçgen oluşturulur? Doğrusal olmayan böyle 3 noktadan arkadaşlar 3 tane nokta var. 3 tane birleştiriyorum. 3'ün üçlüsünden bir üçgen oluşur. Doğrusal olmayan n noktadan da n'in üçlüsü tane üçgen oluşur arkadaşlar. Oradan da artık n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 bölü 3 faktöriyel yapacaktır. Onu açarız. Onu söylemiş olayım. Yani 6 tane doğrusal olmayan noktadan kaç üçgen oluşur dese 6'nın üçlüsü. Dörtgen dese n'nin dörtlüsü. Beşgen dese n'nin beşlisi. Onu da belirtmiş olayım. Kaç kenarlıysa o kadar Sayı yazıyoruz bu alta. Yalnız doğrusal olan noktalara dikkat etmek lazım burada. Şimdi toplamda arkadaşlar 10 tane nokta var. Onun üçlüsü derim. Ancak burada 1, 2, 3, 4, 5 tane noktadan 5'in üçlüsü kadar üçgen geçmiyor ki. Bunların zaten üçü her seferinde üçgen oluşturmayacak. 5 nokta doğrusal olduğu için. O yüzden onun üçlüsü ne? 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 faktöriyelden 6 eksi 5'in üçlüsü de zaten 10. Böylece 120 eksi 10'dan 110 tane üçgen oluşturabiliriz. Doğruyu çıkardık bakın orada. Ezber soru modelleri var onları da göstereyim. Bakın bu ezber soru modelidir. Üçgenin bakın bir köşesinden burada bakın 1, 2, 3, 4 tane doğru geçiyor. 5 tane doğru geçiyor. Bu köşesinden de 1, 2, 3, 4 tane doğru geçiyor. Bunlarda ne yapmanız gerektiğini söyleyeyim. 3 tane doğrusal olmayan doğrudan arkadaşlar bir üçgen geçer. N tane olursa N'in üçlüsü deriz. O yüzden burada normalde 1 2 3 4 5 6 7 8 tane farklı doğru var. 8'in üçlüsü derdim. Ancak arkadaşlar bakın şimdi bir noktadan çıkan 1 2 3 4 doğrudan 4'ün üçlüsü kadar üçgen geçmeyecek. Çünkü Şunlar bakın 3'ü üçgen belirtmiyor gördüğünüz gibi. Sonuçta doğruyla birleşmemiş. Dolayısıyla onları çıkartacağız. Ne demiştik? 8'in üçlüsü eksi 4'ün üçlüsü diyeceğim. Aynı mantıkla yine bakın. Şurada 1, 2, 3, 4, 5 tane doğru fazla. O 5'in üçlüsünü de yine çıkarmam lazım arkadaşlar. Bu yüzden 56, eksi 4, eksi 10. 42 tane üçgen varmış burada. Bu ezber soruyu böyle çözebilirsiniz. Gelelim şimdi buraya. Burada da farklı bir yorum yapacağız bakın. Ve gayet kolay. Üçgen oluşturmak için artık burada enin üçlüsü demeyeceğim. Burada çünkü belli bir standartta bunlar birbirine paralel. Bakın şimdi bir örnek göstereyim size. Şu D1'i alsam. D... D1 değil mi? Bu başkaymış. Şu iki doğruyu alsam. D2'yi alsam bakın bir üçgen oluşuyor gördünüz mü? O yüzden şuradaki 1 2 3 4 5 6 doğrudan ikisini seçerseniz böyle. Bir de diğerini seçerseniz üçgen oluşuyor. O yüzden D1 D2 D3 D4'ten de bir tane doğru seçeceğim. İstediğim doğru oluşacak. Örnek bir görüntü. Bakın şu doğruyu seçsek, sonra şunu seçsek ve bunu seçsek işte bakın gerçekten bir üçgen oluşuyor bunlardan bir örnek görüntü. Böylece 6'nın ikilesi 15, 4'ün birlesi 4, 60 tane üçgen oluşur. Şekilli sorularda genel bir soru ezberlerini gösteriyorum size. Özel bir yorum sorusu olduğunda onların da nasıl yapılacağını göstereceğim ama çok müthiş derecede orijinal olursa bu öğrendiklerimizden yorum yapacağız artık. Mesela bakın bir ezber soru modeli daha kitaplarda karşınıza gelebilir. Aynen bu model bakın. Hiç Farklı olmayacak. Burada kaç üçgen vardır derse size şöyle bir örnek göstereyim bakın. Bu direkt ezber olduğu için, yoruma ezber olduğu için bir daha yorumlamanıza gerek kalmayacak. Bu iki noktayı seçelim. Bakın bu iki noktadan kaç tane üçgen geçiyor? Şu üçgen fark ettiniz mi? Hmm. Bakın şimdi. Diyelim şu iki noktayı aldınız. Hangi üçgen geçiyor? Bu. Güzel. O zaman arkadaşlar bir de şunu seçelim. Mesela bununla bunu aldınız. Buradan hangi üçgenler geçiyor? Sadece bu. O zaman demek ki ben şu tabandaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 noktadan iki tanesini seçince her türlü bir üçgeni sağlamış oluyorum. 7 çarpı 6 bölü 2'den 21 tane üçgen gelmiş oluyor. Bakın ezberdir ama bundan sonra artık direkt o noktalara bakıp iki tanesini seçerseniz garanti bir üçgen olduğunu ve artık bunların hepsinden de tüm üçgenleri saymış olduğunuzu görebilirsiniz. Şekil 4 eş karenin birleştirilmesiyle oluşturulmuş ve her karenin köşe noktaları işaretlenmiştir. Buna göre 9 nokta ile kaç farklı üçgen oluşturulur? Normalde 9'un üçlüsü. Ancak ne çıkartacağım? Burada doğrusal olan noktaları. 1 2 3 Bakın bu şekilde. Sonra 4, 5, 6. İnşallah saymayı unutmayız. Şöyle 7, böyle 8 arkadaşlar. Bakalım bir doğru saymış mıyım? Umarım doğru saymışımdır. Çünkü bunlar doğrusal çıktı. 9'un üçlüsü eksi 8 bakalım ne gelecek. 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 6. 12 kere 7, 84. 84 Eksi 8'den de 76 tane. Demek ki doğru saymışım. Doğru saymamış olsam bir daha o renkleri kontrol edecektim. Doğrusal olanları çıkardım arkadaşlar. Bakın 2 tane yeşil var. 3 tane mavi var. 3 tane de kırmızı var. Bunlardan üçgen geçmiyor. O yüzden çıkardım. Köşeleri bu 8 noktadan herhangi üçü olan kaç üçgen çizilebilir demiş. Bakalım. Şimdi arkadaşlar burada neye dikkat etmemiz lazım? Normalde işte 8 noktadan 3 üç tane üçgen geçer. 56 deriz. Ancak burada hangileri doğrusal arkadaşlar? 1 2 3 4 5 tane nokta doğrusal. Böylece bunlardan üçgen geçmez. 5'in üçlüsü çıkartırsak 46 tane üçgen gelir. Aşağıda çember üzerine eş aralıklarla yerleştirilmiş. Bu önemli. 6 nokta ile çemberin merkezi verilmiş. Turgay şekilde gösterilen 7 noktadan 3'ünü birleştirerek üçgen çizmek istiyor. Kaç farklı üçgen çizebilir? Bunda normalde açı soruları da oluyor arkadaşlar. Ama çok bizi etkilemeye... Ha, burada etkileyecek çünkü eş aralıklar. Eş aralık olduğu için bunlar doğrusal. Görüyor musunuz? Bakın. O yüzden bunlardan üçgen oluşmayacak. Yani normalde 7 taneden 3 tane... 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 6 ne gelir? 35 gelir. Doğru mu? Yalnız arkadaşlar çizdiğimiz bu 1, 2, 3, 4 doğru mu oluyor burada? 3 tane mi var? 1, 2, 3. Tamam. Bunlar arkadaşlar doğrusal olduğu için 35'ten 3 çıkartmamız lazım. 32 tane üçgen varmış burada. Çünkü EB, FC ve AD çap oluyor. Şekildeki 9 nokta kullanılarak kaç farklı dörtgen oluşturulabilir? Dörtgen oluşturmak için arkadaşlar neye ihtiyacım var? Yukarıdan 2 noktaya, aşağıdan 2 noktaya. Bu kadar. 1 2 3 4 5 5'in ikilisi çarpı 1 2 3 4 4'ün ikilisi. Hakikaten bakın A ile D'yi seçsen, G ile J'yi seçsen gördüğünüz gibi şöyle bir dörtgen oluşuyor. Dolayısıyla 10 çarpı 6'dan 60'tır bunun cevabı. Hemen size buradaki mevzuyu göstereyim. Şu şeyi önce kale almayın. Böyle paralel doğrular verip kaç tane dörtgen vardır dese aynı şekilde şunu diyeceğim. İki tane boyuna paralel iki tane enine paralelden bir tane dörtgen oluşur. Yani n'nin ikilisi çarpı m'nin ikilisi diyeceğiz dörtgen oluşturmak için. Eğer bana burada kaç tane dörtgen vardır deseydi 5'in ikilisi çarpı altının ikilisi derdim arkadaşlar tamam bu sorunun böyle basit hali şimdi gelelim bize paralel doğrular ile çizilebilecek olan kaç paralel kenar taralı alanı içine alır demişim buna herkes cevaplar zaten kolay sorularda kesin bu vardır herkes de biliyordur ama bu şekilde ben bu taralı alanı içine alan kaç tane paralel kenar yaparım dersem ne cevap vereceksiniz şöyle bu şeklin, sınırın, uç sınırına bakın. Bir burası, bir de burası önce. Bu sınırı içine alacak şekilde iki tane doğrudan birini seçerim. Ya l 1i ya L2. Bakın kırmızı sınırın solunda kaç tane doğru var? İki tane. Bu iki doğrudan birini alırsam yine sağ sınırdan L4 ve L5. Bunlardan iki tanesinden bir tanesini alırsam örnek L1'i aldın. Örnek L4'ü aldım. Hakikaten boyuna bakın şu kısmı kesinlikle kapsıyor. Sonra aynı mantıkla alt ve üst sınırı konuşalım. Alt sınır ve üst sınır bakın. O zaman burada da D1, D2'den iki taneden birini alırsın. D4, D5, D6'dan da bir tanesini alırsın. Örnek görüntü mü istiyorsun? Bak mavileri seçtim. L1 ve L4 olacak şekilde. Git D2'yi seç. Git D5'i seç. Hakikaten şu bölge bu taralı alanı kapsıyor mu? Evet bu şekilde sol sınır ve sağ sınırdan solda kaç tane doğru var sağda kaç tane doğru var. Yine alt sınırdan ve üst sınırdan onların üstünde ve altında kaç tane doğru varsa birer tane seçmek zorundasınız. Dolayısıyla buradan 8 çarpı 3'ten 24 tane paralel kenar bu taralı şekli içine alır arkadaşlar. Şekilde bir kenarı bir birim olan 20 tane kare verilmiştir. Buna göre şekilde alanı bir birim kareden büyük olan kaç farklı dikdörtgen vardır demiş. Şimdi dikdörtgen sayısı normalde nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boyuna doğru var. Bunlardan iki tanesini seçersin. 1, 2, 3, 4, 5 tane de boyuna doğru var. Enine doğru var pardon. Bunları seçersin. Böylece 6'nın ikilisi, 5'in ikilisi 15 çarpı 10'dan 150 tane olur. Yalnız... Burada arkadaşlar kaç tane kare var? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5 çarpı 4'ten 20 tane bir birimlik kare var. Böylece arkadaşlar 130 tane geriye bir birim kareden büyük olan dikdörtgen olur. Hemen size şunu sorsam. Bu şekilde kaç tane kare vardır desem ne yapacaksınız? Onun da size ezberin söyleyeyim. Bakın yapacağınız metot çok bellidir. Bunu tek tek saymamak için şöyle göstereyim size bir seferlik. Ne dedik? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Enine 5 tane, boyuna 4 tane kare düzeni var. 5 çarpı 4'ten 1 bir birim karelik. 20 tane kare vardır. 2 e, birimliği nasıl sayacağım? Bakın 1, 2, 3, 4 tane enine. 1, 2 ve 3. 3 tane enine. 4 çarpı 3. Sonra arkadaşlar... Bir seferlik uzunca göstereyim. Bakın şimdi, şöyle. Bir, şunu bir seçeyim şöyle. Şimdi bir, şöyle iki, şöyle üç. Biraz kayık oldu tabi, pardon. Şöyle bir, bu şekilde. Sonra şöyle iki ve şöyle 3 arkadaşlar. E aynı şekilde enine 1, 2. Fark ediyor musunuz olayı? 3 çarpı 2 oldu. En sonunda da şöyle 4'e 4 olan bir kare. 1, 2. E enine de zaten bir tane. 2 çarpı 1. Bundan sonra ne yapacaksınız o zaman? Böyle ameli gibi her seferinde yapmayacağız. 5 çarpı 4 bulduktan sonra birer birer azalt. 5 çarpı 4 ise 4 çarpı 3. 3 çarpı 2, 2 çarpı 1. Olur da n çarpı n'lik bir düzen olursa diyelim 5 çarpı 5'lik bir düzen. 5 çarpı 5, 4 çarpı 4, 3 çarpı 3, 2 çarpı 2, 1 çarpı 1 dersin. Dolayısıyla birer birer azaltırsan kare sayısını bulursun. Bir alttaki soru bakın artık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 6 çarpı 3. Sonra 5 çarpı 2 ve 4 çarpı 1. Böylece ne olacak? Kare sayımız 18, 10 daha 28, 4 daha 32. Gördüğünüz gibi o ezberi kullanarak birer bir azaltıp yaptık. Zaten 4 çarpı 1'den sonra 3 çarpı 0 olacağı için saçma olur artık. şekilde birbirine paralel 4 doğru ve bunların dışında yine birbirine paralel 5 doğru verilmiştir. Bu doğruların kesişmesiyle oluşan paralel kenarlardan kaçının köşelerinden biri A veya B'dir. Şimdi biri A olabilir, B olabilir. Her ikisi birden olabilir demek bu. O zaman bakalım şimdi. Şunu söyleyebilirim. B'nin olduğu kaç tane paralel kenar vardır? Şöyle görülür arkadaşlar. Bir paralel kenarın bir köşesi B ise bu doğruyu, kırmızı doğruyu kesin alman lazım. Bu kırmızı doğruyu da kesin alman lazım. Bunu almazsan B köşesini oluşturamazsın. B köşesini oluşturan iki doğru budur çünkü. Bunlar cepte. Artık mecburen boyunu olan 1, 2, 3 taneden bir tanesini alacaksın. Çünkü o kırmızı doğrudan birini aldın. Yine enine olan şöyle 1, 2... 3 ve 4'ten birini alacaksın. Dolayısıyla üçün birlisi çarpı 4'ün birlisidir. Gerçekten yapalım bak. Bu iki kırmızı doğru kesin cepte duruyor. Gittin mesela şunu seçtin. Bu doğruyu seçtin. Sonra gittin. Bir de bu doğruyu seçtin. Bak gördünüz mü? Şu paralel kenar oluştu ve köşesi B. Şimdi gelelim köşesi A olan çembere. Man çember diyorum. Çemberin nereden çıktı? Paralel kenara. O zaman aynı mantıkla bu doğru ve bu doğru kesinlikle ancak bu noktayı oluşturur. O yüzden bu mavi iki tane doğru kesin cepte olmalı. Dolayısıyla artık enine 1 2 3 4 doğrudan birini alabilirsin. Sonra ne diyeceğiz? Boyuna olan doğrularını 1 2 3. Böylece bakın köşesi A olan, köşesi B olan eksi diyeceğim. Köşesi hem A hem B olan. Bu sonuçta B'nin içinde A'lar da olabilir. A'nın içinde B'ler de olabilir. Artık köşesi hem A hem B olan nasıl bir paralel kenar çizilir? Köşesi B olan şu iki doğruyu kesin alman lazım. E köşesi A olan bu iki doğruyu kesin alman lazım. Sadece böyle bir tanecik paralel kenar varmış. Eksi 1. Bu ortak. B'lerin içinde AB vardır. A'ların içinde AB vardır. Küme problemi gibi. A birleşim B eksi A kesişim B. Dolayısıyla 12 Artı 12 eksi 1'den 23 tane paralel kenar oldu. Aşağıdaki şekil 16 tane özdeş kareden oluşmuştur. Buna göre boyalı bölgeyi içine alan kaç tane dikdörtgen vardır? Bakın demin bir tane buna benzer yapmıştık. Şimdi üstten bir kere bu doğru kesin net. Çünkü bu kareyi içine alması için üst sınırda mecburen bu doğru kesin alınacak. Alt sınırda bakalım şimdi. 1 2, 3, 4. 4'ün birlesi. Onu da hadi birim birlisi diye de çarpayım. Şunu kesin aldığımızı göstererek. Şöyle dursun. Sonra bakın. Aynı mantıkla. Burası kesin var. Birim birlisi. Sonra arkadaşlar mecburen. Şu 1, 2, 3, 4 taneden de bir tanesini seçeceğiz. Böylece 16 tane şekil oluşur. Örnek görüntü mü istiyorsunuz? Bakın yapayım. Şu sarı kesin var. Buradaki kırmızı kesin var. Sonra ben gittim şu pembelerden birini seçtim diyelim. Gittim mavilerden de birini seçtim. Bakın görüyor musunuz? Şu şekil kesinlikle bu boyalı kareyi içine alıyor. Ne demiştik? Üst sınır ve alt sınırdan birer tane doğru seç. Burada sarıyı mecburen seçmek zorundayız. Daha da üste çıkamıyoruz. Alttan da dört taneden birini seçtim. Yine kırmızıyı kesin seçmem lazım solda çünkü başka doğru yok. Sağdan da sınırda 4 tane doğru vardı arkadaşlar.